Zehra. Dedeciğim. Nasılsın? İyiyim. Nereye? İşe dedeciğim. Güzel. Zehra, Ziya Hoca'ya söyle, akşam bize bir uğrasın. Onunla konuşacaklarım var. Önemli. Tamam dedeciğim. Çaylar geldi. Aa, çok sağ olun Seval Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Dün gece yeni evinizde rahat uyuyabildiniz mi hocam? Uyuduk, uyuduk. Rahat uyuduk. Ya bu arada teşekkür etmeye fırsatım olmadı. Her şey için çok sağ olun ya. Siz olmasanız biz evin içine yerleşemezdik vallahi. Ne yaptık ki hocam? Olur mu ya? Sağ olun. Eyvah, bizim keller geliyor. Kısmetimize artık. Afiyet olsun hocam. Buyurun, beraber olsun. Yok, sağ olun. Biz kahvaltımızı yaptık. Ha. Da sana önemli bir şey söylemek için geldik. Hayırdır? Hayır, hayır. Cemil'ciğim, sen anlat istersen. Hocam, size ne kadar teşekkür etsem azdı. Söylediğiniz her şeyi eksiksiz yaptım. Karımın bana karşı davranışları mucizevi bir şekilde değişti. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim canım, ne demek? Vallahi büyük sevaba girdin hocam. Estağfurullah. Ya Allah aşkına oturun, bir çay için bari. Buyurun, oturalım bir çayınızı içelim. Seval Hanım. Sana. Bir çay söylesen şirket iki tane. Seval Hanım, iki tane çay alabilir miyiz lütfen? Tabii ki, tabii benimki ki. Benimki açık olsun. Olur. Cemil Bey. Çok evet. Özür dilerim, affedersiniz. Ya, rahatsız ediyorum. Ne vardı? Önemli bir şey değil. Ben Ziya Hoca'nın mali konulardaki danışmanlığını yapıyorum aynı zamanda. Hı-hı. Kendisi malum bu konularda biraz utangaç. Bu işlere ben bakıyorum mecbur. Ne demek istiyorsunuz? Ne vardı? Problem nedir? Problem yok. Mali konulardaki işlerine ben bakıyorum. Yani aşk doktorluğu. Öyle mi? Ha. Ücret. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Memnunsunuz değil mi? Her şey yolunda. Ne demek efendim? Aşk doktorumuza her şey helal olsun. Yani siz bizim ne ilk ne son müşterimizsiniz. Eksik olmayın, sağ olun. Bunu değerlendireceğiz tekrardan. Çok sağ olun. Hayırlı günler olsun. Hocamıza yine çok bekleriz. Selamlar, hoşçakalın. Bağışısını, bağışısını. Oo, Kenan abicim, duyan gelmiş. Sizi mahallemize hangi rüzgar attı acaba? Hocam aşk doktorluğuna başlamış. Ben de bir doktora görüneyim dedim. Namımız sana kadar geldiyse Kenan abi, biz tamamız artık ya. Bizim hocada da ne cevherler varmış. Var. Lan Namık, sana inanmamıştım ama doğruymuş Namık. Suratım öyle ekşi ekşi bakma. Tamam, haklıymışsın. Abicim, mahallede izdiham var. Gelenin gidenin haddi hesabı yok ya. Tabii bunları hocamız belli bir ücret karşılığında yapıyor. Şevket. Efendim abi. Paranın önemi yok. Ben senin kalın bağırsağına kadar parayla doldururum. Sen canını sıkma. Hocam nerede? Camide mi? Ha? Yok. Kendisi ofisinde. Pastanede. Öyle mi? Evet. E gidelim o zaman. Buyurun Kenan abicim, önden buyurun. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Aleyküm selam Kenan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız ya? Özledim sizi vallahi ya. Vallahi biz iyiyiz, iyiyiz de siz nerelerdesiniz ya? Bayağı oldu görüşmeyeli. Vallahi biraz oldu hocam. Hiç söylemiyorsunuz hocam vallahi. Neyin? E hocam, hani böyle çok büyük sevap işliyormuşsunuz. İnsanların böyle birleşmesini, arasını yapıp falan böyle hani aşk doktorluğu falan gibi. Ya yok vallahi ya Kenan Bey. İnsanların abartması işte. Ben sadece tavsiye veriyorum, o kadar. Yoksa aşk doktoru olmuşum da, yok insanların hayatlarını işte bir düzene sokuyormuşum da, hikaye hepsi. Yapmayın hocam. Tevazuya gerek yok. Ya sizden ricam, Allah rızası için bana da şöyle bir iki tüyo falan verseniz de. Acaba
Mevzu ne? Ah hocam. Bir sevdaya düştü hocam var ya. İçim yanıyor şerefsizim. Lakin o kertenkele denilen yaratık var ya, beni bu hale soktuğu için kızım bana dönüp baktığı yok hocam. Sevinç komiserim, ben... Söyle hadi. O zaman söylüyorum. Ben... Şimdi komiserim, siz bir kadınsınız. Evet, kadınım. Çok da güzel bir kadınsınız. Teşekkür ederim. Yok, yani bütün kadınlar güzeldir de... Ya gerçi güzellik göreceli bir kavramdır. Hani... Ay canım benim, bir şey mi söylemek istiyorsun? Söyle. Ben size bir soru soracaktım. Yani benim için çok özel ve çok önemli. Ay Levent, sor hadi. Şuradan bizi tanımayan biri izlese diyecek ki bu adam bu kadına çıkma teklif etmeye çalışıyor. Sor. Hayır hayır, olur mu öyle şey? Estağfurullah. Ben sadece bir konu hakkında kadın olarak sizden tavsiye almak istiyorum. Ne tavsiyesiymiş bu? Şimdi sizden güzel olmasın, benim... Hoşlaştığım birisi var. Yani güzel, çok manyak güzel bir şey. Yani işte bana bir akıl verir misiniz? Siz biliyorsunuzdur. Ben onu acaba nasıl etkileyebilirim? Vallahi Kenan Bey, şu kadar söyleyeyim. Centilmenlik burada çok önemli. Centilmen olacaksınız. Kadınlar centilmen erkeklere bayılır. Hocam, orada hiç sıkıntı yok. Kadınlara karşı acayip nazimdir. Ama centilmenlik falan bu kadına sökmüyor. Bu bildiğimiz kadınlardan değil. Mahvetti, süründürüyor hocam beni ya. Şimdi Levent'ciğim, kadınlar centilmen erkeklerden hoşlanırlar. Evet komiserim, ama yani centilmenlik pek işe yaramıyor. Yani nasıl söyleyeyim, centilmen erkeklere pek papuç bırakmıyor. Maço mu seviyor? İşte onu da ben bilmiyorum. Yani kestiremiyorum. Düşün düşün, iflahım kesildi, bulamıyorum. Şimdi Kenan Bey, kadınlar kahraman erkeklere dayanamazlar. Kahraman mı? Aynen. O yüzden bir kahramanlık yapacaksınız yani. Doğru lan, doğru vallahi. Hocam vallahi de billahi de ben bunu adım gibi biliyorum. Hatta bir keresinde arkadaşım birine tavsiye etmiştim ben bunu ya. İşte Kenan Bey, bilmek yetmez. Yani teoride bildiğiniz şeyi uygulamaya da geçeceksiniz. Doğru söylüyorsun hocam valla. Kadınlar kahraman erkeklerden hoşlanır. Kahraman mı? Tabii. Sen git bir kahramanlık yap bakalım. Gör bak nasıl geliyor peşinden. Gelir mi? Kesin gelir. Keşke benim de işime yarayacak bir taktik olsa. Size hiç kimse kahramanlık yaptı mı? Şimdi... İşe yarıyor mu yani? Canım benim. Amirim, benim görev var mı, görev yok mu, dosyalar hep bakıyorum. Buyurun. Tamam Levent. Merhaba Ünsal. Merhaba Sevinç. Sevinç, haliyle konuşabildin mi? Ne dedi? Ay aklımdan çıkmış o benim ya. Bugün mesai çok yoğundu da bakamadım. Ararım ben onu hemen. Ya ararsan iyi olur. O iyice şey yapacak, şüphelenecek şimdi. Ben de bunu istiyorum ya. Ben arıyorum ama açmıyor. Tabii tabii, ararım ben. Küçük işim var, bunu halledeyim. Hatta gelirim, sonra senin yanında ararım, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Allah ne muradınız varsa versin. Öpeyim hocam. Estağfurullah Kenan Bey, yapmayın ya. Sağ ol.
İyi günler. İyi günler. Geçirip geleyim. Of. Ulan ipini koparan geliyor ya. Bana aşık olacaksın Selim. Benim için dağlara deleceksin. Ben Ferhat olacağım. Sen de Şirin. Bir dakika, dağ hangisi deliyordu ya? Ferhat mı Şirin mi? Bak şimdi iyi dinleyin ha. Selin Hanım'ı siz kaçırıyormuş gibi yapın. Dikkat edin, canını falan yakmayın. Sonra ben bir geleceğim, kafanızı gözünüzü dağıtıp mahvedeceğim sizi, tamam mı? Abi böyle daha gerçekçi olması açısından böyle hani böyle tıp böyle bir sert hareketler falan bir şeyler yapsak nasıl olur böyle hani? Yani ben bir sert yapacağım, göreceksin dünyanın kaç bıçak olduğunu. Hayvan! Yakana kadının canını yakmayın ha. Anladınız mı? Patron, sen elini yoruma. Bunu ben de öğrenim. Oğlum sen seni bu atanı hatırlıyor musun? Tutamayan hani. Ulan kıvırcık ol. Sen daha mevzuya uyanamadın mı lan? Sığır! Abi müsaade et, ben bunu bir uyutayım. Bir daha ömrü billah uyanmasın ya Allah aşkına ya. Kesin lan, kesin lan. Yürüyün gidin, hazırlıklara başlayın. Manyak. Manyak. İşleri güçleri birbirine dolaşmak. Sonra siz öfkeli bir şekilde kızı kollarından tutup tam zorla götürürken devreye kahramanı ben giriyorum. Evet, işaretim de şu. Ulan! Ya da buna benzer bir şey. Artık doğaçlama, o anda ne çıkarsa. Bunu bağırıyorum, sonra gelip size okkalı bir kafa veriyorum. Ya da kafadan vazgeçelim çünkü gözlük oynak düşebilir. Yumrukları devreye sokuyorum, siz yerde per, ben Selin Hanım'ı alıyorum, artık cirisi bize kalmış. Nasıl? Önce parayı söyle de, ona göre bir düşünelim. Para kolay koçum, para bizde ibadullah, çukka. Size bu iş için helalinden her ikinize tam 100 lira ateşlerim. Bana bak. Bize doğru dürüst bir şey teklif etmezsen cebinden 100 lirayı da hemen alırım senin. Tamam, tamam ya. Siz de hemen her şeye kızıyorsunuz. 100 lira artı 1000 SMS. Telefon şirketlerinin bana gönderdiği SMS'leri ben harcamıyorum, biriktiriyorum. Mesela SMS atmak istediğiniz birisine, beni arıyorsunuz telefonla, ben SMS'inizi not ediyorum, telefonu kapattıktan sonra da gönderiyorum. Nasıl? Sökür ulan paraları, yoksa biz bu işte yokuz. Tamam kardeşim, tamam. Peki siz ne kadar istiyorsunuz bu iş için ya? 2000. 2000 mi? Ya ben 2000 liraya 3 aylık kiramı ödüyorum. Sen ne diyorsun ya? O zaman kendine başkalarını bulursun. 2000'den aşağı kurtarmaz. Tamam, ona da tamam. Peki 2000 lirayı veririm ama bir ayda sizde kalırım. Çamaşırla bulaşık da bende. Ütü. Olmaz. Peki. Ben şimdi nerede kalacağım ya? İnsan amirimde kalırım. Zaten orada kalıyorum. Hem bu şekilde para da birikir. Güzel. Peki 2000 lirayı peşi mi veriyoruz yoksa 8 taksit de yapabilirim? Tamam. Bizim olsun, temiz olsun. Öyle yapalım. Sonuçta işin ucunda Selin Hanım olduğu için her şeye değer. Yalnız bu action sırasında Selin Hanım'ın saçının teline bir zarar gelirse yemin ediyorum siz yumruk manyağı ederim. Zaten kahramanlık yapacağız ayağına, kostaklamalarınıza ses çıkartmıyorum. Yoksa sizi çoktan nezarete atmıştım. Ah Selin Hanım, ah. Senin için nelere katlanıyor Levent ya. Ya ayda her yönü 1000 SMS. Her türlü mesaj ya. Canım orada mısın? Ne yapıyorsun? Efendim? Alo, merhaba Hale Hanım. Ben Sevinç.
Sen niye beni arıyorsun ya? Hangi yüzle arıyorsun ki? Bakın Hale Hanım, ben bir yanlış anlaşılmaya engel olmak için aradım sizi. Yani bizim Ünsal komiserle aramızda iş ilişkisi dışında hiçbir şey yok. Konuşmak istemiyorum seninle. Duymadın mı beni? Bakın Hale Hanım, sizin o gün restoranda gördüğünüz hiçbir şey gerçek değildi. Siz olayın sadece bir kısmını gördünüz. Biz orada intihar etmek isteyen birine engel olmaya çalışıyorduk sadece. Yani zor durumda kalmış birini kurtarmak için oynadığımız masum bir oyundu bu. Dinlemek istemiyorum dedim. Ama Hale Hanım, yani siz böyle yaparak Ünsal komisere çok haksızlık ediyorsunuz şu an. O sizi gerçekten çok seviyor. Bizim ikimizin tek bir ortak noktası var. O da kertenkeleyi yakalamak. O zaman size iyi kertenkele avı diliyorum. Umarım sonsuza kadar yakalayamazsınız o kertenkeleyi. Sinir. Hayır, anlamadım ki. Yanlış bir şey mi söyledim yani? Kertenkele demeyeydin, iyiydi. Yani kertenkele yüzüne biz Hale'yle çok kavga ettik. Yine de aradığın için çok teşekkür ederim, sağ ol. Yani ama söylediğim her şey gerçekti Ünsal. Ya senin bir suçun yok. Yani Hale şu sıralar biraz gergin. Ne oluyor ya? Bırak sen beni gerizekalı! İmdat! Bırak! Gel buraya! İn dedim sana! Amma nazlandın ya! Nasıl bir kızsın sen ya? Gerizekalı bırak! İmdat! Ama! Bırak! Bırak beni! Bırak! İmdat! Bırak! Bıraksana beni! Ya gel artık Allah aşkına ya. Gel buraya. İmdat! Alçaklar! Sizi aranızdan doğduğunuzdan pişman etmeye geldim. Kan akıtmaya geldim. İmdat! Hey! Ne yapıyorsun lan? İyi misiniz sen? Korkma. İyi misiniz? Çıkın arabadan, çıkın. Sakın korkmayın çünkü centilmen kahramanınız, limitiniz burada. Yettim Selin Hanım. Senin ne işin var kardeşim burada ha? Ya arkadaşım ben polisim, burada olmayacağım da nerede olacağım? Asıl senin burada ne işin var? Ya bir kere de karşıma çıkma be, çıkma! Ne oldu? Senin gibi suçluların hemen ensesine yapıştığım için zoruna gitti değil mi? Ne suçlusu kardeşim, ne suçlusu ya? Ben Selin Hanım'ı kurtarmaya geldim buraya. Bir kadının bir tane kahramanı olur. O da benim. Sana ne oluyor? Selin Hanım'ı yalnızca ben kurtarabilirim. O kadar. Bunu aklına sok. Ya tamam. Kavga etmeye de hiç gerek yok, tamam mı? İkinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Rica ederim Selin Hanım. Her zaman emrinizdeyim ben. Selin Hanım, eğer bu sizi rahatsız ediyorsa bir emrinize bakar, ben bunu hemen tutuklarım. Ya ne tutuklaması be? Biz burada vatandaşlık görevimizi yapıp bir kadına yardımcı oluyoruz. Patron, namur fena dönmüşsünüz. Beni hastaneye götürün diye tutturuyor. Patron, ben ne dedim şimdi? Allah cezanı versin. Gördünüz mü Selin Hanım? Bu sahtekar kahraman ayağına sizi etkilemek babında adamlar tutmuş. Ya fark ettiniz mi? Bunlar onun adamları. Bu bir oyun. Düzenbaz bunlar ya. Ne? Düzenbaz sensin lan. Düzenbaz sensin. Doğru konuş. Sen ne diyorsun be? Manyak mısın? Selin Hanım, vallahi billahi inanmayın. Ya vallahi iftira atıyor. Kıskanıyor ilişkimizi ya. Sen ne ilişkisinden bahsediyorsun? Sersem herif. Selin Hanım, lütfen bana sersem demeyin. Lütfen. Selin Hanım, hiç merak etmeyin. Ben bu sersemi hemen şu an organize çete suçundan içeriye atayım. Hemen. Sen ne organize suçu, ne çetesinden bahsediyorsun ya? Sen kafayı mı yedin kardeşim ya? Ha? Kafayı mı yedin? Ne tutuklaması? Ben burada vatandaşlık görevimi yapıyorum. İhtiyacı olan bir kadına yardım ediyorum ya. Ya bırak Allah aşkına, sıkıştı şimdi, deşifre oldun, dediğini bilemiyorsun ya. Selin Hanım'ın bir tane kahramanı var, o da benim. Ödeme planında bir değişiklik oldu patron. Patron mu? Ne patronu ya?
Siz de bekleyin orada. Birazdan ben sizi de tutuklayacağım. Hadi. Arkadaşın dişini kırmışsın. Anlaşmamız da böyle değildi. Ne anlaşması acaba? Anlaşma mı? Ne anlaşması ya? Bir dişin protezi kaplaması 3000'den aşağı olmaz. 2000 artı 3000 lira istiyoruz. Çüş be kardeşim. Çüş be. Biri bana burada neler olduğunu anlatabilir mi acaba? Ben anlatayım Selin Hanım. Bu şuursuz, densiz, ezik var ya... kahraman olacağım ayağına iki tane adam tutmuş... tiyatro tezgahlamış burada. Ya ne tiyatrosu, ne tiyatrosu ya? Olur mu öyle şey? Ben buradan geçiyordum ki her zaman geçerim. Baktım siz zor durumdasınız, yardım etmeye geldim. Hadi ya kardeşim, ver paramızı gidelim. Arkadaşın işçiye götürmem lazım. Ya arkadaşım, ben sana vurmadım ki. Belki olayın sıcaklığıyla bir iki tane ekleştirmiş olabilirim. Kusura bakma. Ama bu arada güzel olmuş, güzel vurmuşum yani. Yakışmış. Yeter ama artık ya. İkinizden de artık bıktım, usandım. Çekilir misiniz önümden? Adamlara söyle, hemen çekilsin önümden. Selin Hanım. Sizi açın önümü dedim. Yeter ya. Tamam, doğru. Geçin siz. Sinirlenmeyin, tamam. Sinirlenmeyin. Ilık bir duş alın, ılık bir duş. Batırdınız lan her şeyi. Bir de üstte para mı istiyorsunuz? Yürü nezarete. Yürüyün lan. Allah cezanızı versin. Yürü. Ne oluyor kardeşim? Böyle anlaşmamıştık ama. Kapa kakanı. Kapat. Allah kahretsin sizi. Allah cezanızı versin. Hah. Bir gelemediniz. Puh. Allah cezanızı versin. Aç bakalım ağzını. Yut hadi yut, iyisin yine. Seval ablam besliyor seni. Çok güzel yiyor ya. Çok tatlısın sen. Hoca da böyle iltifat etse dişlerimi kıracaktı. O dişleri kırsan ne olur ki, zaten ön tarafım fırlamış. Allah'ım, taktı bana çocuğa bak ya. Hadi aç ağzını, bir şeyler ye. Yut hadi yut. Süper kahramanlar yemek yer. Allah'ım. Hadi hadi, onu da ye. Hadi gel. Afiyet olsun. Aa, Zehra Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. Benim mutfakta biraz işlerim var. Ben sizi yalnız bırakayım. Bir çay içseydiniz bari. İçmeyeyim, size afiyet olsun. Hem siz de yalnız değilsiniz zaten. Ya Zehra Hanım, çocuktan mı çekiniyorsunuz? Yapmayın. Amma safsın be. Seval'den bahsediyor. Çok zeki maşallah. Öyledir, öyledir. Çok zeki de... bu lafların nereye gönderildiğini bir türlü çözemedim ben. Seni kıskanıyor. Aa, hayır canım, ne kıskanacağım? Hiç bile kıskanmıyorum. Ben sadece şey için... Gerçekten çok zeki ya. Aferin lan afacan. Hadi sen bir Seval ablanın yanına git de biz de... büyükler bir konuşalım. Burada bir büyük var, o da benim. İkiniz de çocuk gibi davranıyorsunuz. Bırakın bu çocukluğu. Hadi Sezgin, hadi. Oturayım bari ben de. Çocuk işte. Sizin gibi mi? Çok komik. Sen de bu Ziya Hoca'ya çok güvenme. Bence o da seni aldatıyor. Hayatınızda bir kadın var değil mi? Ne? Seval mi? Ne diyorsunuz siz ya? Beni onun için terk ettiniz değil mi? Zehra Hanım, ne saçmalıyorsunuz? Semih'i de bahane ediyorsunuz. Bakın Zehra Hanım, siz gerçekten kendinizle değilsiniz galiba. Seval'den başkasını bulamadınız mı? Ya ne buluyorsunuz bu kadında, anlamıyorum ki. Bana bir söz vermiştiniz, benimle sahte evlilik yapacaktınız. Sözünüzü tutmuyorsunuz. Of, yetti ama ya. Harbiden yetti ya. Söz vermiştin, söz vermiştin. Benim de bir kalbim var değil mi? Aa, işte itiraf ettiniz. Neyi itiraf ettim şimdi ya? Seval'i seviyorsunuz değil mi? Sana ne? Bana ne? Evet. Ne demek sana ne ya? Sahte de olsa nişanlımsın sen benim, tamam mı? Nişanlınız değilim artık. Ha? Anlamıyorum ya. Niye bunu insanlardan saklıyorsun? Niye insanlardan saklıyormuşum? Tabii senin için hava hoş. Bakın, benim ne bildiğim önemli değil, tamam mı? İnsanlar bizi nişanlı bildiğine göre sizin nişanlı gibi davranmanız gerekiyor. Böyle kadınlarla bu kadar samimi olmanız size hiç yakışıyor mu? Zehra Hanım, şu söylediklerinizi az bir şey siz yapsaydınız var ya... inanın şu an çok mutlu ederdiniz.
Yine başa mı döndük? Aynı konular. Başa döndüğüm falan yok. Siz aynı menüsünü pişirip pişirip önüme getiriyorsunuz. Ne yapayım? Çünkü bana verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Beni yarı yolda bırakıyorsunuz. Zehra Hanım, siz de bana bir söz vermiştiniz. Siz de sözünüzü tutmadınız ama. Unutmayın. Lan ne inatçı kız ya. Ben hayatımda böyle inatçı bir adamla karşılaşmadım ya. Mikrop. Sizinle daha fazla tartışacak değilim. Dedem akşam malikaneye bekliyor sizi. Bunu söylemeye gelmiştim. Allah'ım yarabbim ya. Bir tavlayamadın şu kızı gitti. Abla, iyi misin? İyiyim, iyiyim ya. Öyle bir başım dönüyordu, içim geçmiş, iyiyim. Niye kendi odanda yatmadın? Daha rahat ederdin. Yani ne bileyim, böyle burada uzandım. Belki sen gelirsin diye uyuyakalmışım işte. Canım benim. Ne yaptın, konuştun mu? Konuştum. Sevgilisiyle konuştum. Nasıl ya? Maalesef öyle. Ablacığım, bana öyle geliyor ki bu kadın, her kimse çok eskilerde kalmıştır. Ünsal eniştem seni tanımadan öncesinde. O yüzden hiç üzme kendini sen. Ünsal eniştem asla yapmaz öyle bir şey. Neyse, ben salona iniyorum. Akşam Ziya Hoca gelecek. Niye geliyormuş? Ne demek niye geliyormuş? Nişanım benim. Bak, bu da seni aldatıyor, göreceksin. Tamam canım benim. Tamam, hadi dinlen sen. Ah benim safım. Saf, safsın, saf. Bir saniye. Canım kardeşim. Artık daha yakınım sana. Herkesten vazgeçelim de senden vazgeçmem asla. Kardeşim ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? İyi. Malikaneye gideceğim. Ekrem Bey çağırmış da bir onunla görüşeceğim. Vay, Zehra yenge göreceksin ha. Atla götüreyim. Yok Şevket, yok. Ben sıkıldım artık bu işten. Her şeyi anlatacağım. Ne? Şimdi Ziya Hoca sana kesin olarak hayatımda biri yok demedi mi? Demedi. Ama hayatımda biri var da demedi. Böyle seni ilgilendirmez manasında bir tavırdı. Yani ne yapacaksın? Vaz mı geçeceksin? Asla. Dedeme bunu açıklayamam Selin. Adam kahrolur ya. Kızlar. Böyle kafa kafaya vermiş gibi çekiştiriyorsunuz bakalım. Hiç öyle havadan sudan bahsediyoruz. Zehracığım, Ziya Hoca nerede? Görünmüyor son zamanlarda. Sana ne Semih? Allah Allah. Sen niye kızdın ki bana şimdi? Tamam Semihciğim, uzatmayalım. Ya Selin, bir şey demedim ki. Ya basit bir soru sordum sadece. Sorma Semih, sorma. Sen niye soru soruyorsun ki bana? Senin yüzünden bir sorun daha yaşamak istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Ya benim kötü bir niyetim yok ki. Tamam, her şey istediğin gibi olsun. Ama bu durum sana olan hislerimi asla değiştirmeyecek. Bunu unutma. Aman Allah'ım. Zehra Ziya Hoca'dan ayrılmamalı. Hayır, hayır, bu olmamalı. Hala abla, niye ağlıyorsun, iyi misin? Yok bir şeyim Melis, iyiyim, bir şey yok. Hala abla, abla iyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz başım döndü, o kadar bir şeyim yok. Gel seni yatağına götüreyim, uzan biraz ha. Yok tatlım, istemem. Melis'ciğim, sen bana ilaçlarımı getirebilir misin? Tamam, getiririm. Nerede? Zehra'nın odasında, çantamda. Tamam, sen burada bekle, hemen geliyorum. Tamam mı?
Ha, Ziya Hocam hoş geldiniz. Ekrem Bey de sizi salonda bekliyor. Evet. Buyurun. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Düşün Melis. Düşün. İyi akşamlar. Oo, Ziya Hoca. Hoş geldiniz Ziya Hoca. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Evet, Ziya Hoca da geldiğine göre fazla laf etmeye gerek yok. Hemen konuya girmek istiyorum. Ziya Hoca, her ne kadar aranızda küçük bir tartışma olduğunu söyleseniz de aslında bir küslük olduğunu farkındayım. Hazır tüm ailemiz buradayken bu küslüğe son vermek istiyorum. Ekrem Bey, ben de bu konu hakkında sizinle konuşmak için geldim aslında. Biz Zehra'yla... Durun! Durun! Ayrılamazsınız. Zehra hamile.